görev yapan bir arkadaşımız bu konuyla ilgili birkaç şeyler anlatacak. Farklı bir simadan, farklı bir uslupla ve farklı kelimelerle, cümlelerle bir şeyler ortaya koyacağız ve siz özgür düşüncenin bir üniversitede nasıl olması gerektiği, özgür düşüncenin sınırlarının olup olmadığını, nerede ve nasıl olması gerektiğiyle alakalı bir takım gelişmeler kaydedeceksiniz düşüncesiyle böyle bir düzenlemeye, böyle bir organizasyona bizim sosyal hizmet kulübümüzün değerli arkadaşlarımız aracılığıyla gerçekleştireceğimiz bu toplantının güzel geçmesini temenni ediyorum. Mesela bugün saat 11'de başlayacağımız bu toplantıyla alakalı Oben Hanım'dan, yani konuşmacı arkadaşımızdan bana şöyle bir mesaj geldi. Şu anda Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde mağdur bir çocuğun hakkını korumakla alakalı ayrılamıyorum. Mahkeme henüz devam ediyor. Mahkemede biliyorsunuz patron arkadaşlar kimdir? Heyetli. Ağır cezalarda biliyorsunuz heyetler vardır. Ama arkadaşımız da söylediği gibi patron orada hakimdir. Hakim konuyu uzattığı zaman siz benim işim bitti çekip gidiyorum diyemiyorsunuz. Bir mağduriyet de söz konusu olunca sosyal çalışma ve sosyal hizmetler biliminin meslek uygulayıcısı olarak arkadaşımız ne olur ne olmaz ben buradan ayrılırsam çocuğun ya da kadının herhangi bir noktada hakkına tecavüz edilebilir, yanlış anlaşılabilir, yanlış anlatılabilir bilinciyle, meslek etiğiyle orada biraz daha uzun kalmak durumunda oldu. O yüzden de 10-15 dakika geciktiğini ifade etti. O iyi ki de gecikti. Ben de size böyle topluca hitap etme imkanı buldum. Keşke sınıflar aynı yerde olsaydı da imzaları atabilseydik, yoklama imzalarını. Ya hocam yine burada mı yoklama var demeyin. Arkadaşlar ben yoklamayı diğer hocalarımızla böyle zannediyorum. Ben yoklamayı bizim öğrenci arkadaşlarımız sınıfta kalmasın diye alıyorum devamsızlıkta. Devamsızlıktan bırakmak için hiçbir hocanız sizin yoklamanızı almıyor. Yoklama almamızın nedeni başka bölümleri bilmem ama bizim bölümümüzün hedefi arkadaşlar neymiş? Yoklama değil, o yüzden biz varlama diyoruz. Evet, varlama diyoruz. Şimdi İyi ki de böyle oldu. Ben size biraz hitap etme imkanı buldum. Bu kadar kalabalık öğrenci grubuna. Gerçi bu kadar kalabalık sınıflarımız da var ama olsun yine de yani. Bakayım okuyabilecek miyim? Meli Cevdet Anday dediğim zaman içinizde bu beyefendi tanıyan var mı? Efendim? Şarkıcı mı? Şair. Yazar. Başka? Birinciydi. Kulakları duymayanlar daha çok ses çıkarır. Nedir hocam? Arkadaşlar bunu tartıştık. Ben hani yüksek sesle konuşmamın sebebi kulaklarımın ağır işitmesi. Zannediyorum ki siz de duymuyorsunuz. Ben duymuyorum ya. Buna psikolojide bir miktar yansıtma da diyorlar bazıları ama bana göre o yansıtma bu yansıtma gibi değil. Böyle hissetme. Belki başka bir isim takılabilir ve dolayısıyla psikoloji ilminde önemli bir şey bulmuş oluruz yani. Değil mi hocam? Yansıtmayı zaten herkes biliyor. Başka bir isim bulursak daha iyi bir şey olur değil mi? Başka bir şey çünkü. Tam yansıtma değil. Yansıtma arkadaşlar ağırlıklı olarak psikolojide olumsuzluklarla alakalı kişinin ağırlıklı olarak böyle olduğunu biliyorum. Yalnızsa güzel. Ben yanlış bir şey yaptığım zaman, bir suç işlediğim zaman, tabir caizse çocuklar için söylüyorum konumuzda çocuk, o zaman suçu bir başkasına yansıtmadır diye zannediyorum. Çoğunluğu böyle değildir mutlaka. İyilikler de yansıtılabilir, güzellikler de yansıtılabilir de
Bak Eli Melih Devlet Anday ne demiş? Hocam görmeyenler için ne öneriyorsunuz? Görmeyenler. Bunlar nasıl yansıtılacaklar? Görmeye çalışacak. Görmeye çalışacak. Peki. Ben de görmeye çalışayım o zaman. Köle sahipleri ekmek kaygısı çekmedikleri için kaygının ne olduğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani bunu endişe gibi de değerlendirebiliriz. Köle sahipleri ekmek kaygısı çekmedikleri için felsefe yapıyorlardı. Çünkü ekmeklerini köleleri veriyordu onlara. Köleler ekmek kaygısı çekmedikleri için felsefe yapmıyorlardı. Çünkü ekmeklerini köle sahipleri veriyordu onlara. Ve yıkıldı gitti Likya. Likya herhalde bir devlet değil mi hocam? Lidya öyle de, Likya da öyle bir şeymiş demek ki. Arkadaşlar bir daha okumak istiyorum izin verirseniz bu bölümü. Köle sahipleri, yani sizin için okumuyorum bunu, Abdullah Hoca için okuyorum arkadaşlar. O biraz genç duyuyor. O yüzden. Siz mutlaka duydunuz ve net anladınız. Ama bir daha okuyorum. Kimin için? Hadi bir alkışlar Abdullah Hoca öyleyse. Teşekkür ederim. Köle sahipleri ekmek kaygısı çekmedikleri için felsefe yapıyorlardı. Çünkü ekmeklerini köleleri veriyordu onlara. Köleler ekmek kaygısı çekmedikleri için felsefe yapmıyorlardı. Çünkü ekmeklerini köle sahipleri veriyordu onlara. Ve yıkıldı gitti Likya. Hocam duyabildiniz değil mi? Yanlış duydum. Hocam benim için üçüncü kez okuyordum. Tabii. Evet. Ve İngilizce çevirdim. Hah bir de hocaya alkışlayalım o zaman. Bak İngilizce de. Evet arkadaşlar, her iki köle sahipleri ve köleler de ekmek kaygısı çekmiyorlar. Ortak özellikleri bu. Ortak özellikleri bu. Ama ve üstelik de her ikisi de birbirlerinin ekmeğini veriyorlar. Resimleri kim yapıyor? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bunlardan bir grup, birinci grup, yani köle sahipleri ekmek kaygıları olmadığından dolayı felsefe yaparlarmış. Köleler de ekmek kaygıları olmamasına rağmen felsefe yapmazlarmış. Böyle bir ortamda bulunan yapı, bina, devlet yıkıldı gitti diyor. Şiir sonucu arkadaşlar Allah kelamı değil yani Melih'i değil mi? Melih. Evet. Devam ediyor ama Abdullah Hoca'nın anlayacağı şekle geliyoruz şimdi. Zaten Abdullah Hoca tam anlayamazsa yanında psikolog var. Psikolog ona söyleyecek. Yine anlayamazsa sosyal çalışmacı var yanında o da söyleyecek. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Ben de Can hocası olarak bu kadar söyleyeyim ya. Yani. Hocam şeyi diyebilir miyiz? Felsefe yapmayan toplumdan durumu iyi değil anlamına mı geliyor? Yani geliyor. Öyle anladım. Yok geliyor, geliyor. Evet. Köleler felsefe kaygısı çekmedikleri için ekmek yapmıyorlardı. Çünkü felsefelerini köle sahipleri veriyordu onlara.
felsefe sahipleri köle kaygısı çekmedikleri için ekmek yapmıyorlardır. Çünkü kölelerini felsefe veriyordu onlara. Ve yıkıldı gitti Likya. Hoca yine anlamadı, bir daha okuyamadı. Evet. Felsefe, köleler felsefe kaygısı çekmedikleri için ekmek yapıyorlardı. Çünkü felsefelerini köle sahipleri veriyordu onlara. Felsefe sahipleri köle kaygısı çekmedikleri için ekmek yapmıyorlardı. Çünkü kölelerini felsefe veriyordu onlara. Ve yıkıldı gitti Likya. Arkadaşlar, sonunda tartışacağız tabii. Devam ediyorum. Şimdi sıra felsefeye geldi arkadaşlar. Felsefenin ekmeği yoktu. Ekmeğin de felsefesi. Ve sahipsiz felsefenin ekmeğini sahipsiz ekmeğin felsefesiydi. Nereye çocuklar ya? Sıktın mı siz çok? Daha hoca gelmedi ya konuşacak. Hocam sıkıyor muyum çok? Olsun hocam, bu da bir ders gibi. Çok teşekkür ediyorum size geldiğiniz için, katıldığınız için. Ekmeğini sahipsiz ekmeğin felsefesi yedi. Ekmeğin sahipsiz felsefesini, felsefenin sahipsiz ekmeği ve yıkıldı gitti Likya. Hala yeşil bir defne ormanı altında. Arkadaşlar, esasında saatlerce tartışabileceğimiz yoksulluğun, bağımlılığın, dezavantajlı olmanın, haklarına tecavüz edilmiş olmanın, her türlü hakkına insan denilen canlının, doğa denilen canlının, her türlü hakkına tecavüzün ne olduğunu tartışabileceğiniz çok hoş bir şiirdi. Kendi felsefesini ortaya koymuş aynı zamanda Melih Bey. Ama hakikaten tartışılması gereken güzel dizeler oluşturarak bunu gerçekleştirmiş. Bu anlamda mesleğinizin insanlığın geleceğiyle, ülkemizin geleceğiyle yakın bir ilişkisinin olduğunu bilmenizi isterim arkadaşlar. Melih Cevdet Anday'ın şiirlerinde ortaya koymuş olduğu bu duyguyu, bu düşünceyi siz bizatihi yanlış olanı değiştirerek birer değişim ajanı olarak insanların her türlü kölelikten, benim bir sizden var tabii, bütün öğrencilerim bilir, arkadaşlarım hep bilir. Eğer bir kölelik yapacaksa bir insan derim ben, kendime göre diyorum tabii. O da sadece Allah'a yapılır o kölelik. Abdullah gibi. Bunun dışında hiçbir şey için hiçbir kimseye köle olmanın anlamı yoktur arkadaşlar. Zaten yine bana göre, herkese göre kendisine ait şeyler olabilir. Özgürlük bir tek kölelikten geçer diyorum ben. Özgürlük bir tek kölelikten geçer diyorum. O da bir tek Tanrı'ya köle olabilirse tam özgür oluruz diye düşünüyorum şahsen, benim düşüncem böyle. Çünkü Tanrı iyidir diye düşünüyorum.
böyle düşünen felsefeciler de var. Tanrı kötülüğü istemiyor diye biliyorum. O yüzden de insanları kölelikten kurtarma işinin bir tarafından sosyal çalışmacılar, sosyal hizmet uzmanları, hoş bir ifade bu çünkü, kabul görmüş bir ifade da söylemek istiyorum. Sizler olacaksınız. Bu yüzden de arkadaşlar, özgür düşünceyi bilmeniz gerekiyor. Özgür düşünceyi öğrenmeniz gerekiyor. Özgür düşünceyi başkaları adına da içselleştirmeniz gerekiyor. Ben sadece özgür düşüneyim de İsmet Hoca özgür düşünmesin. Yok. O da özgür düşünsün. Buna içselleştirme diyorum ben. Başkaları için içselleştirme üstelik de. Ben özgür düşünüyorum. Herkes düşünsün. Bunun sınırı ne arkadaşlar? Sınırı başka düşüncelere karşı hakaret ve alçak düşürücü tavırlar içerisinde olmamalıdır. Mesela bu konuyla alakalı Peygamberimizin şöyle bir sözü var arkadaşlar. Dininize küfretmeyin diyor bir sohbet esnasında Peygamber. Dininize küfretmeyin. Allah Allah diyorlar arkadaşlar. Nasıl olur böyle bir şey? Olur mu? Başkasının inancına, tanrısına, düşüncesine, dinine söverseniz, hakaret ederseniz o da döner sizin dininize hakaret eder. Söver. Başkasının düşüncesine hakaret ederseniz başkasının şekline şemale hakaret eder, onları alçak görürseniz, düşük görürseniz o da sizi öyle görür. Ve bu ortam bir kavga ortamıdır arkadaşlar. Ve insanlık sadece barışa muhtaçtır. Savaşa. Olabilir belki ben yanılabilirim. O kadar hoca değil. Sakalım vardı ya. Her gördüğünüzü arkadaşlar sakın hoca zannetmeyin. Abdullah hocada da var. Sakal. Ben bunu unutmuştum, söylememiştim galiba. Şimdi söylemiş oldunuz. Teşekkür ederim hocam. Yani insanın özgürleşmesi arkadaşlar çok hoş bir şey. Bu özgürlüğün anlamı neydi? Benim açımdan hiçbir menfaatin, hiçbir izmin, hiçbir görüşün körü körüne takipçisi olmamaktır arkadaşlar. Hani hep dogmatizm diye dinlere atfedilir dogmatizm. Genellikle böyle yapılır. Oysa değil, herhangi bir izme körü körüne bağlı olmak da dogmatizmin ta kendisi. Bir yerde okumuştuk bir zamanlar, bundan uzak durmak lazım. Dogmatik olmamak lazım. Benim bir hocam tefsirle alakalı, tefsir Kur'an'ın yorumu arkadaşlar. Tefsirle alakalı ilk derse girdiğinde böyle koca o zaman amfiler vardı büyük büyük. Öğreni de çoktu. Amfide şunu söylediğini hatırlıyorum. Demişti ki Kur'an'ı ya da herhangi bir kutsal metni, bu İncil olur, Tevrat olur, Zebur olur, ya da Buda'nın bir takım öğretileri olur, ya da Konfüçyüs'ün bir takım öğretileri olur, ya da yani herhangi bir şey olur. Kutsaliyet atfedilen bir metin incelerken, incelemiş olduğunuz metin sizin inancınızla örtüşen bir kaynaksa, sakın ha derdi. Onunla beraber yorum yapmayın. Değerlendirmenizi onun dışında yapın. Yani dünya görüşünüzü, inancınızı şöyle bir kenara bırakıp daha objektif bir değerlendirme yapın. O zaman göreceksiniz ki ben dedi İslam adına söyleyebilirim, Kur'an adına söyleyebilirim, kendi adıma söyleyebilirim. O zaman
Kur'an'a olan aşkınız, Kur'an'a olan bağlılığınız daha da artacaktır. Özü düşünün dedi yani. Kur'an gibi bir kitap ya da işte İncil gibi bir kitap ya da Tevrat gibi bir kitap ya da işte başka dinlerin ya da ahlak kurallarını ortaya koyan anlayışlara baktığımız zaman gerçekten arkadaşlar o eserler, o kaynaklar sizi özgür düşünceye iten kaynaklardır. Özgürce düşünemezseniz hayatınızı canlılık dışında bana göre bitirmiş sayılırsınız. Bugünkü dersimiz özgürlük oldu galiba. Özgür düşünce dersi oldu. Evet. Ve yıkıldı gitti o ben mi diyeyim? Ne diyeyim ya? 5-10 dakika sonra. Evet, bu arada arkadaşlar her türlü soru kabul edilir. Hakaret içermemek kaydıyla. Böyle bir sohbet yapalım. Buyurun hocam. Hocam, uzun yıllar kamuda üstünde yönetici olduğumuz için sosyal hizmet uzmanları çocuk haklarını teslim etmek için neler yapabilir? Bu konuda biraz konuşsanız. Yok, onlar konuşsunlar. Şöyle yapalım. Ben ne kadar bilirim ama. Nerede bileyim hocam? Değil mi? Olsun. Ne kadar güzel. Bizi dinlediniz. Gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar. Hocamız bir soru sordu. Dedi ki çocuk hakları ile ilgili sosyal hizmet uzmanları, sosyal çalışmacılar ne türden bir katkı sağlayabilirler dedi. Gelin. Üniversite. Tamam. O şimdi biliyorsunuz arkadaşlar, bayanlar ağırlıklı olarak halk huzuruna çıkmadan önce saçlarını tararlar. Şey çekerler. Neyse anlayamadım. Dolayısıyla arkadaşımız kendisinden dolayı değil bu sürme çekme işlerini, size olan sevgisi ve size olan saygısından dolayı. Çan kadın sahneye çıkmadan opera bitmezmiş. Evet. Evet, astrolist gibi çıktım sahneye ama çok özür dilerim. Çok alacakaranlık kuşağından bir gün geçirdim. Sunum vereceğim size. Kıymetli misafirlerimiz, sevgili arkadaşlarım ve değerli hocalarım, KÜGEMER yani Küreselleşme ve Gençlik Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sosyal Hizmet Kulübü'nün hazırlamış olduğu Küreselleşen Dünya'da Çocuk ve Aile Sorunları programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere gündemimiz çocuk. Yakın zamanda 20 Kasım tarihinde Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladık. Daha doğru bir ifadeyle çocuk hakları ile ilgili farkındalık yaratmaya çalıştık. Sosyal hizmet, bilim ve mesleği, hukuki ve ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, psikolojik, cinsel, hasılı her türlü istismara ve sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsi için koruyucu ve önleyici çalışmalarda bulunmaktadır. Modernleşme yolundaki Türkiye'de küreselleşmenin çocuklar üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak birçok olumlu ve olumsuz etkileri olduğu açıkça görülmektedir. Örneğin kültürel yozlaşma, eğitimde fırsat eşitsizliği, değişen ve gelişen kaynaklara aynı haklarda ulaşamama, medyanın ve teknolojinin kontrolsüz kullanımı gibi olumsuz etkileri yanı sıra
toplumsallaşma ve duygusal gelişim sürecini etkilemekte, çocukları daha çok bireyselciliğe yönlendirmektedir. Küreselleşme yolunda hızla ilerlerken, biz sosyal hizmet uzmanı adayları, küreselleşmenin yol açtığı olumsuz sonuçları ortadan kaldırmaya ve olumlu taraflarını desteklemeye yönelik çalışmalarda bulunacağız. Bilindiği üzere küreselleşme bireyleri özellikle çocukları etkilemekte. Toplumsal soyutlanma, ekonomik yetersizlik gibi temel sorunları beraberinde getirmektedir. Tüm bunlar bizlere sosyal hizmet mesleğinin önemini ve alanda sosyal hizmet uzmanı ihtiyacının ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir. Bizler dünya üzerindeki tüm çocukların umutlu yarınlar için yetişen iyi birer birey olabilmeleri adına mesleki etik ilkelerimiz, sorumluluklarımız ve evrensel bakış açımızı referans alarak işbirliği içinde mesleğimizi en iyi şekilde icra etmek için gayret göstereceğiz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Sosyal Hizmet Kulübü Başkanı Zeynep Gün arkadaşımızı kürsüye davet ediyorum. Herkese merhaba. Öncelikle sabrınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biraz sizi beklettik. Evet, değerli hocalarım, sevgili arkadaşlarım, KÜMEGEL ve Sosyal Hizmet Kurumu'nu birlikte düzenlemiş olduğu programımıza hoş geldiniz diyorum. Sosyal Hizmet Kulübü olarak üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz programlarımızda bir öğrenci olarak bu eğitimlerin, seminerlerin, konferansların çıktısı ne oldu diye düşündüğümüzde baktığımda şöyle notlarıma, Sosyal Hizmet Kulübü olarak geçen sene ilkini düzenlemiş olduğumuz sosyal hizmette okul sosyal hizmetiyle ilgili bir sunum gerçekleştirmişiz. Burada notlarıma baktığım zaman okul sosyal hizmetinin sosyal hizmet alanının koruyucu, önleyici olarak mutlaka eğitim sistemi içerisinde olması gerektiğini vurgulamışız. İlk temelleri 1900'leri ve 1908 yıllarında bilgilerime baktığım zaman görüyorum. Ve okul sosyal hizmetiyle ilgili daha sonra bunu uygulama olarak nerelere taşıyabiliriz, neler yapabiliriz diye İsmet Tarih Hocam'la Üsküdar Kaymakamlığı'na bunu bir proje olarak taşımayı düşündüğümüzde şöyle bir şeyle karşılaştık. Rehberlikle okul sosyal hizmetinin birbirine karıştırıldığını ve bu ikisinin çok iyi ayırt edilmesi gerektiği kanısına vardık. Bir diğer sunumumuz işte Sosyal Hizmet Kulübü olarak Profesör Doktor İlhan Tomanbay hocamızı ağırlamışız burada. Ve kendisinden benim notlarımda şöyle notları almışım. Sosyal hizmet ile ilgili kavramların çok önemli olduğunu, kavramsal bilgiye mutlaka sahip olunması gerektiği vurgulanmış. Ve bu kavramlar neler diye baktığımızda sosyal hizmeti anlayabilmek için sosyal çalışmayı ilk önce anlamamız gerektiğini, sosyal çalışma mesleğini, sosyal çalışmacı kavramını ve mesleki değerlerle ilgili bilgiler almışız. Bugün ise yine çok değerli bir hocamız, bizim de adli sosyal hizmet dersimizde kendisinden çok faydalandığımız ve 20 Kasım Çocuk Hakları Günü münasebetiyle bugün düzenlemiş olduğumuz programda bizlere yine o güzel bilgilerinden bahsedecek. Ben sözü fazla uzatmadan heyecanla, merakla neler anlatacak diye merak ediyorum. Yine şunu da vurgulamak istiyorum. Üniversite olarak, bu üniversitenin öğrencisi olarak, sosyal hizmet bölümü öğrencisi olarak çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Alanda duayen diyebileceğimiz, yıllarını vermiş hocalarımızdan eğitim almak
ve onların bilgisi ışığında bu 4 yılı tamamlamak bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Sabrınız için tekrar teşekkür ediyorum ve sözü fazla uzatmadan Orhan Hocam'a vermek istiyorum. Mikrofon sizin hocam, buyurun. Teşekkür ederim. Son 3-4 günden beri ya da 3-4 gün diyebileceğimiz bir sıklıkla cinsel istismar yasasıyla birlikte gündeme gelen bir konu üzerine sabahtan acil olarak görevlendirildim. Sistemde mağdur çocuğun yanında bulunma dediğimiz bir adli görevi yerine getirdim ve çok çok stresli bir mahkeme yönetimi vardı ve özellikle bu programa elimde olmayan sebeplerle çok telaşlı geldi ve bütün bilgiler kafamdan uçtu gitti. Şimdi zaman zaman o yüzden çok özür dilerim. Nasıl bir konuşma üslubunu da kaçırmalarım olursa hakikaten gerginliğime ve stresime benim. Sizleri bu kadar öğle saatine gelmiş bir zamanda beklettiğim için de tekrardan özür dilerim. Şimdi bakalım. Evet. Şimdi ben dünyanın oluşumuna kadar gitmiştim aslında bu konuyu anlatırken. İlk insan Homo sapiens'ten itibaren günümüz öncesi 40.000 ile 12.000 yıldan beri insanın bir dönüşümü var aslında. Bu da sayın sosyoloji hocalarımız var. İlk insanlardan itibaren toplumsal dönüşümlerde, tarım toplumları, kırsal toplumlardan, yani sanayileşmemiş uygarlıklardan günümüze doğru döndüğümüzde 19. yüzyıl sonrası bildiğimiz üzere endüstrileşme ve teknolojinin gelişimiyle modern toplum dediğimiz bir dönüşüm yaşanmıştır. Bugün sizin karşınızda kameralar eşliğinde, mikrofonlar eşliğinde konuşuyoruz. Ama ilk insan zamanından itibaren bugün gelinen güne sözleştiğimiz, baktığımız zaman acayip bir teknolojik ilerlemelerden, bilişim alanındaki ilerlemelerden de bahsedilmektedir. Bilgi ve iletişimin olduğu bir toplumda ne dönüyor? Bilgi dönüyor. Ve bilgi toplumu haline geldik. Bugün ben 30 sene öncesinde sizin oturduğunuz sıralarda oturuyordum. Böyle konforlu sıralar değildi. Hayalimde cep telefonuyla derse geç kaldım. Hocam, arkadaşlarım özür dilerim. İşte lütfen bunu bildirin gibi bir lüksümüz yoktu. Bu bilgi dönüşümü ve bilgi toplumunun olmanın büyük nedenlerinden biri de ya da getirdiği sorunlardan biri de insanın düşünen bir canlı olması ve sürekli üretmesiyle de ilintili aslında. Şimdi aslında endüstri toplumundan toplumu görece arka planda kaldı. Artık bugün günümüzde ne diyoruz? Bilgi ve iletişim sistemleriyle birlikte yeni toplum tipi dediğimiz bilgi toplumu, endüstri sonrası toplum tipi oluştuğu kabul edilmektedir. Şimdi bu dönüşümleri niye bilgi teknolojileri üzerinden konuşuyoruz? Biz sosyal hizmet uzmanı olarak daha çok bunun vurgulamak istediğim konu sosyal sorunlara, aktarımları ve bugünkü sorunlara yönelik global olarak bakış açıları ve yeni yaklaşımlar. Özellikle de çocuk ve gençler üzerindeki sorun alanlarının yaygınlığı. Şimdi kavram olarak ben küreselleşme kavramıyla bilmiyorum. Benden önce İsmail Hocam konuşuyordu ama bununla ilgili bir söylemde bulundu mu? Belki bir ikinci tekrar olabilir. Global sözlüğü aslında 400 yıllık bir sözlük şeyi var, geçmişi var. Küreselleşme sözlüğü ise süreci ise yeni bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Bu 1960'lardan itibaren çok dillendirmeye başlanmış. 1980'lerden sonra ise çok daha sıkça kullanılmaya başlanmış ise
ve ana artık iktisat bilimi olsun ya da diğer bilimlerde olsun, bunu etkileyen diğer bilimlerde küreselleşme kavramı artık çok sık kullanılıyor. Hepimizin de bir şekilde duyduğu ama hangi kavram üzerine oturtabileceğimiz bir kavram, daha çok iktisadi bilimlerce kullanılan, iktisat bilimcileriyle kullanılan bir tanımlama. Şimdi küreselleşmenin tanımıyla ilgili ben ortak noktaları bu çalışmada biraz daha toplamaya çalıştım. Çocuk ve genç sorunlarına atıfta bulunmak isterken. Uluslararası kültür, ulusal kültürlerin, ekonomilerin ve sınırlarının esnekleştiği, burada ulusal derken artık sınırların kalmadığı bir dünya düzeninden bahsediliyor aslında. Hemen hemen her alanda yeni alanlar, eğilimler güç kazanıyor. Elektronik bilgi iletişimi var, biyolojik alanda gelişmeler var, endüstriyel ve yeni ham madde kazanımları var, yeni enerji sistemleri var, uzay teknolojilerindeki yenilikler var. Bunlar teknolojik alandaki değişim ve dönüşümler, biraz da benim size mesela adliyeden çıktım ama trafikte geç kalmam, arabalara baktım ve dedim ah işte küreselleşmenin en büyük şeyi, birçok marka arabalar vardı sağımızda solumuzda, metro vardı. Şimdi kendi dış dünyaya baktığımız zaman küreselleşmenin ve sınırların kalmadığı birçok ham maddenin farklı ülkelerden ülkemizde bulunduğu, arz ve talep piyasa dengelerinin değiştiği bir zamanlamayı da biraz önce size gelirken tanıkladım aslında. Ve yeni bir ekonomik yapılanmalar var bu küreselleşme tanımının içinde, yaklaşımların içinde. Devlet Planlama Teşkilatı ise bu küreselleşme kavramının çok farklı şekilde kullanılması ve tanımlamaları nedeniyle bir tanımı yapmış. 1995 yılındaki bu tanıma içeriğinde ise küresel bütünleşme, ülkeler arasındaki bakın iktisadi, siyasi, sosyal ilişkilerin yaygın ve gelişmesi şeklinde tanımlanmış. İdeolojik ayrımlara dayanıp kutuplaşmaların çözülmesi deniyor ama son Amerikan seçimlerinde bu buna benzer küreselleşme karşıtı bir yaklaşımın kazandığına yönelik de bilgiler sunulmaktadır. Farklı toplumsal kültürlerin, inanç ve beklentilerin daha iyi tanınmasına da olanak verdi aslında küreselleşmeyle birlikte gelinen bu durum. Ve bu tanımlamaların içerisinde bu faktörler özellikle ard arda yaygınlaştırılmış. Ülkeler arasındaki ilişkilerin yoğunlaşması gibi farklı görünen ancak birçok ülkelerde farklı görünüyor ama bu olgular birbirleriyle iç içe ilintilidir. Olguları içerir diye bir tanımlama yapmıştır. Buradaki tanımdaki en büyük unsurlardan biri bakın iktisadi, siyasi, sosyal ilişkilerin yaygınlaşması. Yani bugün ülkemiz genelinde baktığımız politikaların diğer dünya ülkelerindeki politikalardan etkilenmesi ve birbirini etkilemesiyle de söz konusu olan bir küreselleşme yaklaşımından bahsediyoruz. Biliyorum yani sorunları biraz daha siz çocuk sorunları bekliyorsunuz ama bu küreselleşme boyutunun aktarımlarını algılamak için de bunlardan biraz daha size detaylı örnek vermek istiyorum aslında. Küresel bütünün yani dünyamız aslında bir küresel bütünün içerisinde kültürel, sosyolojik, ekonomik ve teknolojik alanlarında yaygın bir şekilde yaşanmakta. Bunlar ise toplumsal alışkanlıklarımızı, yaşam tarzlarımızı ve gereksinimlerimiz üzerinde farklı değişiklikler yaratmaktadır. Bugün biliyorsunuz şu anda birçoğunuz bu slaytların fotoğrafını çekiyorsunuz. Bu aslında bu bilginin de aktarımı internet üzerinden dolaşıyorsunuz. Cep telefonuyla iletişimler kuruyorsunuz, uçağa biniyorsunuz. Bugün Kırım kanamalı Kongo ateşli hastalığı diye bir hastalığı biliyorsunuz hepiniz. Ülkemizde de çok geçen senelerde bu yaz pek vakalar da duymadım ama geçmiş senelerde bayağı bir ölümler vardı. Kırım ateşli Kongo hastalığını getiren şey ise gemilerle olduğu ve Afrika ülkelerinden ya da bu hastalığın görüldüğü ülkelerden gemilerle yani dış alımlarla taşınılması gibi birçok aslında biyolojik hastalıklarda atmosferden yayılması, uçaklardan bile başka dolaşım serbestliği ve teknolojinin kullanımı sonrası dünya ülkelerine yayılması gibi biyolojik olaraktan da küreselleşmenin getirdiği teknolojinin de aslında sonuçlarından biri sayılabilir. Küreselleşmeyle aslında bir başka bir yaklaşım ise bu tanımlamaların hepsi
birçok düşünürler tarafından, iktisatçılar tarafından ve sosyal bilimciler tarafından farklı farklı yapılandırılmış. Ben de ortak tanımlamaya ulaşmak için böyle bilgileri veriyorum. Şimdi bilgiyi toparlıyor, değerlendiriyor, kullanma ve üretime uygulama daha hızlı ve daha verimli hale gelirken küreselleşmede. Toplumsal yapılar da etkilenmeye başlıyor. Üretim biçimleri etkileniyor. Tüketim ve köklü alanda değişiklikler meydana geliyor. Bugün biraz sonra da çocuklarla ilgili internet kullanımında bahsedeceğim üzere aslında hayatın akışkanlığında bu bilgilerin ve dönüşümlerinin birçok faydası olduğu kadar da çok zararlı etkilerinin çıktığı görülmektedir. Toplumsal değişimlere neden oluyor bunlarda? Evet. Şimdi küreselleşmeyi genel olarak bu tanımlamalarda söylediğim gibi sosyal demografik yani ekonomik alandaki değişimler ve esnekliklerin kalmamasıyla birlikte sınır esnekliğinden bahsediyorum. Kültürel boyutunda da insan yaşamına çok derin etkiler yaratmaktadır. Evet, burada ne görünüyor bilmiyorum ama bir tane resmim vardı, onu bulamadım. Bir bilgisayar reklamının bir Afrikalı kabiledeki kişilerin yerel kıyafetlerinin yanında bilgisayar kullanımıyla ilgili bir fotoğraftı ama onu bulamadım. Buradaki toplumsal değişimi aslında çok bizim çok şu anda yakın zamanlarda, hocam lütfen yanlış söylersen düzeltin, her 10 yılda bir artık çok hızlı bir toplumsal değişmenin olduğu söyleniyor ve özellikle insan yani Homo sapiens'ten itibaren son 100 yıla gelinceye kadar üretilen bilgi son 100 yıldır üretilen bilgiden fazla değil, biliyor musunuz? Yani son 100 yıl içerisinde üretilen bilgi insanlık tarihçesindeki üretilen bilgiden daha çok bir bilgidir. Bu bilginin üretimi ise tüm toplumsal yaşam ve kültürlere bir etkisini sunmaktadır. Ve kültürel olaraktan da ekolojik ve demografik özelliklerde de değişim oluyor bu şekilde. Ve bu değişimler nereye değiştiriyor derseniz bana, biliyorsunuz ki toplumların kurumsal mekanizmalarının değişmesi birbirine bağlı aslında. Ekonomi değişirse aile bütünlüğü de değişiyor mesela. Nasıl değişiyor? Ailedeki fertler ekonomiye aslında iş gücü olarak kaynak veriyor. Birindeki değişim diğer aile bütünlüğü gibi, okul sistemi gibi, iş yaşantısı gibi, sosyal alışkanlıklar, boş zaman etkinlikleri gibi birçok faktörü birbirinden bir saatin halkası gibi aslında bazen de dengesiz çalışmasıyla birbirinin içerisinde bir sürü halkanın gelişmesini ve değişmesini sağlıyor. Şimdi nasıl bizler değişiyoruz? Mesela sizler kendi ailelerinizden örnek verebilir misiniz? Hani biraz fotoğraflardan uzaklaşıp çekmekten. Sizin ailenizdeki mesela büyük annelerinizden veya annenizin kuşağından sizin davranış örüntülerine geçen belli davranışlarınız vardır ama bir değişim var. Farklı hiç aklınıza gelen örnek var mı? Bugün teknolojiyle ilişkili olarak. Babaanneleriniz bilgisayar kullanıyor mu? Anneleriniz? Benim anne arkadaşımın beni de çok sevdiği bir büyük anneannesi var. Bana sorduğunuz zaman bilgisayar kullanmıyorlardı. Evet. Şimdi ben bizim sınıfta da arkadaşlarıma da bir örnek vermiştim. Bütün bu değişimler, bilgi değişimi de sağlık alanında da oluyor. Bilimsel olarak tıp alanında da görüntüleme çalışmalarında ya da tıp tekniğinde de çok büyük değişimler var. Türk filmlerini izlediğiniz zaman hatırlar mısınız? Türkan Şoray, hani isim veriyorum da eski Türk filmi sanatçılarından Hülya Koçyiğit. Onlar bir hastane doğum yapar ve kucağına böyle bir kocaman bir şeyin içerisinde, kundan içerisinde çocuk getirir. Ve o çocuğun, Türkan Şoray çocuğunu severken o hastanenin bakımsız yatağının kenarında bir bardak içerisinde şekerli su vardır, kaşık içerisinde. Bu çocuk yetiştirme usulleriyle alakalı eskidenki yaklaşımlarda ben ve kardeşlerim de biz şekerli su, bebeklikten itibaren şekerli su verilen çocuklarız.
ve kundaklanan çocuklarız. Ama bugünkü gelinen tıp bilimindeki ilerleme, küreselleşmeyle de ilintileştireceğim ben bunu. Artık şekerli suyun çocuğa verilmemesi gerektiği, mama sektöründe destekleyen yaklaşımlar var. Eskiden mama, anne sütünün çocuk bakımında temel unsur olduğu artık bu bilimsel şeyle, ölçeklerle ispatlanmış. Bir yerde de az gelişmiş ülkelere pompalanan mama sektörü, işte mama reklamlarıyla birlikte anne sütünden uzaklaşma, küreselleşmenin bir olumsuz etkilerinden olabilir. Reklam ve para kazanma amaçlı diyebileceğim. Ama tabii bu bir reklam sektöründe küçük bir atıftı. Küreselleşmeyle birlikte bakın çocuk, toplumsal yaşamda çocuk bakım yetiştirme unsurlarındaki hep değişim bir takım gelişimlerle söz konusu oluyor. Mesela cinsel istismar konusu çok ve sabahleyin de onunla ilgili bir konuşmalar da olduğu için şöyle bir bilgi vereceğim. Çocuğun rızası kavramı, şimdi pat diye küreselleşmeden cinsel istismara geçtim ama hem birazcık da hareketlenmeniz, açlığınızı da kafanızdan atmanız biraz da dikkatinizi yoğunlaştıracak diye örnek vereceğim. Cinsel istismar vakalarında bir çocuğun rızasının olup olmamasıyla ilgili MR'lara bağlı, biliyor musunuz? MR'lara. Özellikle yapılan MR çalışmalarındaki beynin gelişimi, soyut düşünmeyle ilintili beynin bölgesel gelişimlerinin 21 yaşında tamamlandığı, artık ergenlik yaşını 21 yaşına hatta 25 yaşına çıkan eğilimleri var özellikle Amerika'da. Bizim yetişim dediğimiz kişilerin aslında birer ergenlik dönemi yaşayanlar oldu. Ergenlik dönemi niye farklı? Çünkü gelişimsel olarak da çocuğun düşünsel, bilişsel gelişim alanlarıyla da ilintili. O yüzden MR'lar sonucunda 15 yaşa çekilmiştir. Türkiye'de soyut düşünme yeteneğinin başladığı ya da tamamlamaya çalıştığı yaş dilimi olarak. O yüzden de bizler cinsel istismar olgularında çocuğun rızasından bedensel olarak bir iç dürtüsel hareketlenme olabilir ama buradaki yaklaşım soyut düşünme yaklaşımı anlama kavramı, muhakeme etme kavramının oluşmamasıyla, gelişiminin tamamlanmamış olmasıyla ilişkilendirilmektedir. Bunu da çok sıcak bir gündem olduğu için söylemek istiyorum. Yoksa çocukların aile yapısındaki ve rollerdeki değişiklikler, kültürel ve geleneklerin kaymasındaki farklılıklarla izah edilmeyecek bir durum olduğu için söylüyorum. Evet. Evet, dünyamızda bakın mali bir yerde, bir ülkede mali kriz varsa, Amerika'daki dolar ya da mali krizler ya da X ülkesindeki doğal afetler bize dokunmayacak gibi görünse de bile, Japonya'da mesela çok büyük bir tsunami ile birlikte bayağı bir ekonomik kayıplar söz konusu oldu. Bundan kaç sene öncesini hatırlamıyorum ama bir 5-6 sene önce çok büyük bir deprem oldu. O deprem sonrasında ekonomik dalgalanmalar ta Türkiye'ye kadar geldi. Ve etkileri de uzun yıllar içerisinde de dağılıyor. Yani bir ülkemizde, bir başka bizim komşu ülkemizdeki bir ya da komşu o ülkemiz değil de bir dünyanın bize milyon kilometre uzağındaki, attım birazcık rakamları, rakamlarla aram iyi değil, bir de yolculuktan da kaynaklı bir çok uzak mesafesindeki bölgede bile yapılan bir doğal afet, bir mali kriz bile bugünkü suya atılan taşın dalgaları gibi yansıyarak bize gelmektedir. Evet, Hoben Hocam diyeceksiniz. Ne oluyor peki bu dijital devrim, şunlar bunlar bizi nasıl etkileyecek, bunlara bir geçelim. Bizi nasıl etkiliyor biliyor musunuz? Küreselleşmedeki en temel bu dijital devrim yoksullukla etkiliyor. Özellikle sosyal hizmet uzmanlarını ya da sosyal bilimlerle uğraşan birçok bilim insanını etkileyen ya da araştırmasına neden olan şey bizler açısından yoksulluk, ekonomik olarak bunun yansımaları. Mesela ne oluyor? Milyonlarca çocuk işçi zorla çalıştırılıyor dünyamızda. Ne oluyor? İstismar edildikleri koşullarda çalışmak zorunda kalıyorlar.
Bugün çocuk suçluluğuyla ilgili yapılan ya da dünya üzerinde yapılan çalışmalarda bu gelişmiş ülkelerde bile olsun. Bakın mesela bizde çıktığı zamanlarda Uçucu ve Tiner bağımlılığı, hani Kemalettin Tuğcu'nun kitaplarında yazan, eskiden okuyanlar bilirler. Sokak köprü altı çocukları, sokak çocukları ya da uçucu madde inananlar kullanılması aslında nerede çıkmış biliyor musunuz? Biliyor musunuz ilk nerede çıktı? Onu kullanmanın Tinerciliğine, onu kullanma diye başlamış öncelikle. İngiltere'de çıkmış. İngiltere gibi bir çocuk koruma sistemleri veya ekonomileri biraz daha gelişmiş ülke için size ne kadar ilginç geliyor değil mi? Evet, İngiltere'de çok yaygınlaştıktan sonra dünyaya yayılmış. Şimdi birçok çocuk açısından da sorunların değişimi ve dalgalanması, mesela bir en büyük sorunlardan biri mülteciler ve göç olgusu. Savaşların diğer toplumlara yansıması ve ortaya çıkan çocuk ve insan sorunları, insan hakları ihlalleri, seks işçileri, zararlı sanayilerde çalışanlar risk altında kalması gibi. Ve pek çok kişi yaşamlarını, biyolojik gelişimlerini tehdit eden yerlerde çalışmaları gibi birçok küresel yaşamın sorunlarının etkisindedirler. Şimdi dünya nüfusuyla ilgili burada çok güzel gözükmüyor ama bu resim muhteşem bir maviliği de vardı. Dünyamız güzel bir gezegen ama bu küreselleşmeyle birlikte hem teknolojinin üretip kullanırken hem teknolojinin gezegenimizi yok etme tehlikesiyle karşı karşıyayız aslında. Ve bugün dünyamızın nüfusu 7 milyar 145 milyon 786 kişi. Evet, bu 7 milyar küsuratlı kişilerin etkisi, birbirine etkisi çok uzun vadede çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlar üzerine domino taşı gibi etkilemekte. Ama bu küreselleşmede de çok ilginç bir şey var, burada da dikkat edeceksiniz ya da insan nüfusuyla alakalı olarak. Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya, Brezilya, Pakistan ve Nijerya'nın toplam nüfusu aslında dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor. Buralardaki, bu ülkelerdeki tüm gelişmeler aslında dünya nüfusunun diğer yarısını çok ciddi şekilde etkiliyor. Bir de küreselleşmede toplumsal sınıflar açısından bayağı farklar oluyor. Tüm dünyada aslında yoksulluk ciddi bir sorun haline geliyor. Eskiden yok muydu ya da küreselleşme kavramları ama 400 yıl öncesinden paylaşılan bu kavramlar dünyanın yoksulluk aslında dünyanın çok ölçeklerinde olan, tarihçesinde olan bir kavram oldu. Evet, şimdi Türkiye'ye doğru geldiğimizde biliyorum rakamlarla sıkmak istemiyorum ama küreselleşmeyi başka türlü anlatmanın imkanını bulamadım kendimde. Türkiye nüfusunun %29'unu çocuk nüfusu oluşturmakta. 2015 yılı sonu itibariyle Türkiye nüfusu 78.741.053'müş. Çocuk nüfusu ise 22 milyon küsürlü. Ve Birleşmiş Milletler tanımına göre aslında hukuken 18 yaşın bile altındaki herkes çocuk sayılıyor. Ama burada 0-17 yaş grubunu almış çünkü 15 ile 24 yaş grubunda yine Birleşmiş Milletler genç nüfus olarak değerlendiriyor. 2015 yılında toplam nüfusun %29'unu oluşturmuş. Yani nüfus artışı 1935 yılında nüfusun %45'indeyken çocuk nüfusu %29'u oluşturmakta bugün. Biraz 1935'te toplam nüfus içerisindeki payı da bugünkü fark arasında farkın şeyini araştırmadım açıkçası. Şimdi sizinle konuşurken fark ettim ama o dönemki toplumsal çocuk nüfus politikaları ile ilgili olabilir. Evet, genç nüfus açısından da baktığımızda %16.4. Bu ciddi yani Türkiye nüfusunun çok genç ve çocuklar açısından önemli bir grubu oluşturdu ve bu küreselleşmenin çocuk ve gençler üzerindeki etkisini biraz istatistikler olarak sizlere vermeye çalışacağım hızlıca. Evet. Şimdi
tüm dünyada ama özellikle belki belli bölge ve ülkelerde, yerellerde de olsun, genel böyle gelişmiş dönem ülkelerde de çocuk ve genç sorunlarında çok ciddi sorunlar var. Bugün çocuk ve genç sorunları, işte İngiltere örneğinde verdiğim gibi bir uyuşturucu kullanımı, eğitim, çalışma yaşamı, işsizlik, toplumsal cinsiyet rollerine karşı farklı bakış açıları tüm dünya ülkelerinde de hız kazanan bir sorun, yani ya da hız kazanması kesilmeye çalışılan bir sorun. Ve gelecek nesiller aslında, gelecek nesilleri oluşturan çocuk ve gençler bu hizmetlerden yeteri kadar pay almıyor dünyada. Dijital devrim bakalım. Evet, hep yoksulluk kavramı üzerinden konuştuk. Yoksulluk ne yapar? Çocuk hakları bazından, daha sosyal hizmetten arkadaşlarımız da var, başka bölümlerden de var anladığım kadarıyla. Yoksulluk nasıl bir etki yaratır sizce? Lütfen buyurun. Suça iter. Buyurun. Efendim? Mutsuzluk verir yoksulluk. Neden mutsuz eder bir insana yoksulluk? Efendim? İhtiyaç. Aç insan ne hisseder? Şu anda açsınız. Obel Hoca bitirse ne hissediyor? Çok uzattı Obel Hoca. Ne hissediyorsunuz? Şu andaki temel bedensel ihtiyaçlarınız neyle alakalı? Yemekle, temel ihtiyaçlarınızla alakalı. Peki, yemek ötesinde burası dışarıda çok kar yağsa, burada hiçbir ısıtma olmasa, biz yakacak odunumuz, kömürümüz olmasa ya da doğal gazımız olmasa ne hissederiz? Hasta olur, donarak ölürüz. En temeli. Yoksulluğun en temel çıkış noktası açlık sınırı ve açlıkta yaşayan insanları barındırmasıdır. Diğer insani dediğimiz insan değeri ve onuruna yakışır bir yaşam olanaklarına ulaşamamışlığını da sağlar yoksulluk. Buradaki resimde ne görüyorsunuz? Kağıt mı topluyor, yiyecek mi arıyor bilmiyorum. Ama orada nasıl bir tehlike var bu çocuklar için? Efendim? Süpersiniz. Abdullah Hocam arabacı, çünkü küreselleşmede o kadar çok arabalar var ki çarparlar. evet, kazalar önemli bir sorundur. Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklarda en büyük tehlikelerden biri de trafik kazalarında yaralanma ve ölüm oranlarıdır. Ama buradaki başka daha ciddi bir şey var hocam. Biliyorum onu biraz ironik bir şekilde söylediniz ama. Buyurun. Hastalanır. Oradan neden hastalanır? Mikrop kapar. Ne yaparsa mikrop kapar? Karıştırırken. Neye ihtiyacı var? Çöpleri karıştırdı. Bu çocuk yıkanmıyor da. Elini yıkamıyor. Ve oradan yemek yiyor. Veya oradan geçimini sağlıyor. Yoksulluk çocuklar üzerindeki direkt etkisi bu. Öldürür. En temel sorunu hastalanır, hastaneye gitmesi gerekir. Hastaneye gitmesi gereken bu hangi ülke bilmiyorum, oradan trafik plakasını okuyamadım. Okumak istemedim belki. Bizim hepimizin kendi ülke gerçekliğinde gördüğümüz bir tablo da aslında bu. Yoksulluğu insan hayatına, insan onuruna en temel zararıdır. Değerli bulunmayan insan, var olmayan insan İstatistiklerde de yoktur. Belki bu çocukların nüfusa kayıtları bile yok. Evet. Tüm dünyada yoksullukla ilgili bu resim bu da ironik bir resim. Bu resimi de çok sevmiştim. Yoksullukta ne dedik? Beslenme dedik. Barınma dedik. Sağlık, eğitim açısından yetersizlikleri beraberinde getirir. Suçluluğu getirir. Çünkü aç insanın başka çaresi olmadığı zaman ne yapar? Başkasına zarar verir. Toplumun kurallarına zarar verir veya yaşamak için savaşır. Birçok çocuk mahkemesindeki hakimleriyle mesleğe ilk başladığım zamanlarda bunun için çatışmıştık biz. Çocukların gereksinimlerini sağlamak amacıyla hırsızlık yapması kavramlarını kabul etmiyorlardı.
bunun devletin bir sorumluluğu olduğunu, yoksulluk çıkışlı sorunların, insanların gelişimlerini, insani olarak gelişimlerini etkilediğine yönelik biraz mesafeli duruşları vardı. Ama bu küreselleşmenin ya da iletişim ve bilgi teknolojilerinin dönüşümünün yapılan tüm bilimsel çalışmaların sonuçlarıyla da artık yoksulluğu, bir sosyolojik kavram olan yoksulluğu, ele alınır bir tehdit olduğu ve tehlike olduğu önemli bir sorun. Bugün milyonlarca çocuk, bu çocuk ve genç bu koşullarda aç, başkalarına ihtiyaç olarak seks işçiliğine zorlanmakta. Hayatlarını bedensel, ruhsal, sosyal sağlıklarını yok edici olarak çalışmaktadır. Yani bu çok, bu söylemleri aslında hepiniz çok çok da iyi biliyorsunuz ve gözlemliyorsunuz aslında. Benim size için tekrar etmemdeki en temel şey, yoksulluk çıkışlı sorunlar çocuklar için temel gelişimlerini durduran sorunlardır. Bu sorunlara kimler müdahale edecek? Devlet, yani sosyal politikaları yönlendiren devletler ve hükümetler ya da uluslararası örgütler. Evet. Burada küreselleşmedeki en temel gruplar, riskli kırılgan gruplardır bunlar. Çünkü kırılgan gruplardır. Yaşlı niye risklidir? Bir yaşlı size göre niye risk altındadır? Biraz önce dediğiniz soğuğa dayanması daha zordur yaşlının. Açlığa dayanması daha zordur. Ya da yaşlılıkla belirli başlayan kronik hastalıklarının tedavine ilgili açlığını kullanmazsa ve bu yoksullukla birlikte ilaçlarını alacak parası, sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak parası yoksa bu yaşlının en temel hakkı, yaşam hakkıyla ilintilidir aslında. Evet. Şimdi yapılan çalışmalarda bir yetişkinliğe hazırlanmak aslında birçok birikimin ürünüdür. İnsan hayatında, bir çocuğun hayatında ilk 1000 gün çok önemlidir. Daha sonra iş hayatı, okul hayatı. Daha sonra okul hayatından iş hayatına geçiş. İş hayatında ise yetişkinlik bazında iş hayatı ve yaşamındaki diğer onun gelişmesini sağlayacak unsurlarıyla birlikte bir insan yetişkin kimliği ve insan onuruna yakışır şekilde kazanabilir. Ve bir insanın hayatına, özellikle ruhsal alanında çalışan hocalarımız da bu konular çok söylenmişti. İlk 3 yıl, ilk 7 yıl çok önemlidir. Çünkü erken dönemde bir çocuğun hayatına yaptığınız müdahaleler ve katkılar, risk varsa riskin önlenmesi, o yüzden sosyal politikalar, sosyal hizmet o yüzden var. Çocuğa erken müdahale, yaşlıya erken müdahale. Bu kırılgan gruplara erken müdahalelerle onların yaşama ve gelişme hakları aslında korunmuş oluyor. Evet. Şimdi burada yoksulluk oranları, yoksullukla ilgili bir şey söylemek istiyorum size açlık sınırıyla ilgili. Şimdi dünya üzerinde bunu atladım aslında. Dünya Bankası tarafından yapılan bir çalışmada, iki Amerikan dolarının olarak belirlemiş yoksulluk sınırının altında yaşayanları. Eğer bir kişi bir günde iki Amerikan doları kazanıyorsa yoksulluk sınırında diyor Dünya Örgütü'nün, Dünya Bankası'nın. 1 milyar 200 milyon insan ise günlük 1 doların altında yaşıyor. Bu açlık sınırıdır. Şimdi ben Türkiye'deki açlık sınırı ve yoksulluk sınırına bakayım dedim. Şöyle bir istatistik tablo çıktı 2014'e kadar. Bir dakika. Ya dünya üzerinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 2014 gelişim raporunda da bunu tespit ettim. 91 gelişmekte olan ülkede yaşayan yaklaşık, bakın 91 gelişmekte olan ülkede yaklaşık 1,5 milyar insan sağlık, eğitim ve yaşam standartları alanında tekrar eden yoksulluk nedeniyle yoksulluk içinde yaşıyorlar. Tekrar ediyor yoksulluk. Çünkü babadan oğula miras gibidir bu. Siz yoksul evde bazı bölgeler, kültürel ya da yerelde
Fakirse fakir olarak yaşıyor. Çünkü hayatını daha başka türlü bir gelecek umudu, çalışma zenginliğine ulaşamıyor. Daha iyi okula gidemiyor. Okul okuyup farklı bir mesleğe geçerek gelirini arttıramıyor. Ve yoksulluğu doğurması, tıpkı şiddeti doğurması gibi bir süreç meydana geliyor. Evet, bir çocuğun bunu söyledik. Bir istatistiğiniz vardı ama bir saniye çok... Nasılsınız? Açlık durumunuz nasıl? Hızlanayım mı? İyi misiniz? Nasılsınız? Bir bana, o ben hocam hızlanın diyenler parmak kaldırsın. Hızlanmayan diyenler sayarmışız. Hızlanıyorum. Hemen hızlanıyorum. Bakın bu tablo çok önemli. Türkiye için çok önemli bir tablo. Burada belirli alanlarda boşluklar, gıda yoksulluğu ile ilgili istatistiksel çalışmaların şey olduğu, yeni bir yapılandırma, yeni bir formül geliştirildiği için bunlarla ilgili bilgilerin olmadığı görülmekte. Bilmiyoruz yani. Gıda yoksulluğu ne kadar? Kaç kişi aç? 2014'te açmış. Gıda ve gıda dişi ne kadar yoksulmuş? Ve kişi başı günlük 1 doların altında kaç kişi 2009'a kadar var bakın. Pardon. Kaç yıl? 2005 yılına kadar var. Ama ondan sonraki standartlarla ilgili yeni formüller olduğu için bilinmiyor. Yoksullarla ilgili yine istatistikler. Ve yoksulluk ve küreselleşmenin en önemli etkilerinden biri de insanlar yoksulluklarından kurtulmak için göç ediyorlar, biliyorsunuz. Göçle birlikte, kırdan kente göçle birlikte insanların birlikte kentlerdeki sorunları da başka bir alanı temsil ediyor. Ama en çok da aile yapısında değişimler oluyor. Kırda geleneksel bir aile yapısındaysa, kente geldiğinde daha çekirdek bir aile ve her biri üretim sahalarına yayılıyorlar. Aileler ve çocukları etkileyen önemli unsurlardan biri de göç olgusudur. Ve göçle birlikte ailelerin dönüştüğü kültürel şeylerdir, değişimlerdir. Evet, şimdi çalışma, en büyük sorun yoksulluk ve ailedeki ekonomik yapılanmaları toparlamak amacıyla çocukların çalıştırılmasıdır. Çocuk işçiliğidir. Çocuk işçiliğinin en büyük tehlikesi nedir? Çocuk işçiliğinde biliyorsunuz tarım işçiliği var. Onlar her türlü kaza ve çok küçük yaştaki çocuklar aileleriyle birlikte pamuk toplamaya giderler. Ben bir Adana doğumlu bir Adanalıyım. Adana'da doğdum ve çocukluğumdan hatırlarım ki aileler ben de pamuk toplanmasını çok severdim ve çok isterdim ben de toplayayım diye. Ailem bana hep şey yapardı, kızlar senin ne işin var orada diye. O çocukların böyle heves ederdi toplamalarına. Aslında baktığınız zaman çok ciddi olarak bir çocuğun gereksinimi olan sağlıklı ortam ve koşulları barındırmayan, eğitim olanaklarını kapatan, sağlıklı gelişimlerini, bilişsel gelişimlerini etkileyen en büyük oranlardan biri de yoksulluk ve çocuğun çalışmasıdır. Bir de şöyle bir tehlike vardır, biliyor musunuz? Birçok çocuk istismarı davası ya da çocuklardaki gerek fiziksel istismarlar, gerek cinsel istismarlar, ruhsal örselenmeler de birleştirdiğinizde çocukların çalışma hayatında eti senin, kemiği benim anlayışından daha ziyade ailenin de kontrolünün olmadığı, yetişkinler dünyasına adım atıyorlar ve bu yetişkinler dünyasında sosyal kontrollerin ya da yasal kontrollerin olmadığı ortam ve koşullarda çalışıyorlar. Birçok istismarda bunlar birlikte doğurmaktadır. Evet, birçok çocuk, bakın güvenli evleri yok, temiz su yok, sağlık hizmetlerinde ulaşamama sorunları var. Bu çocukların yaşadıkları daha ücra, daha ulaşılmamış yerler değil aslında. Ben bir çalışmamda hep onu söylerim, en büyük travmalarından biridir bu da. Bundan 6-7 ya da pardon 10 sene önce Kartal bölgesinde çok lüks evlerin kıyıcığına bürünmüş bir evde inekle yaşayan bir odada inek vardı. Zaten oda denmezdi ona.
ve 5 çocuklu bir aileyi incelemesine gitmiştim. İnekle yaşayan bir aile. İnek burada ve baş köşedeydi inek. Çünkü onların tek gelir kaynağı buydu. Ama diğer kentin yüksek modern binalarının altına çok yakın hiçbir altyapı çalışıyordu. Altyapı, suyu yoktu, tuvaleti yoktu, dışarıdaydı. Böyle bir aile ortamında çocuğun yoksullukla ilintili olarak da nasıl bir beslendiğini, okula gittiklerini sizler de öngörün. Temiz suyla olmayan bir yerde. Evet. Bunlar istatistikler, bunları da geçiyorum. Size özellikle çocuk emeğinin, pardon çok özür dilerim, çocuk emeğinin kullanılması ucuz sermaye. Çünkü çocuk haklarını savunamaz çocuk işçiliğinde. Çaresizliktir, örüntüsü olarak onun içerisine yerleşmiştir. Ailesini geçindirmek zorundadır ve iş bulmuştur. Para kazanıyordur ve o kazancın onun yasalarla belirlenmiş bir para olup olmadığı, kaç yaşında çalışma hayatına girdiği bilinmez. Çünkü bunlar illegal çalıştırılan çocuklardı. Ve bütün dünya üzerinde bu sorun çok ciddi tartışılmakta. ILO gibi uluslararası örgütler vesilesiyle çocukların çalışma yaşamından çekilmesine yönelik birçok projeler vardır. Bu da çocuk istismarı ihmalini de sağladığı ve bir yetişkinlik kimliğini engellediği için, sağlıklı bir yetişkin olmayı engellediği için. Her erkek için aslında çocuk emeği çok riskli. Ben tabii küreselleşmede biraz daha bu iktisadi faaliyetler ve yoksulluk çıkışlı sorunları inceledim. Olumsuz yönde etkiler dedim. Evet ve aslında küreselleşmenin bir başka boyutu bebek ve doğum çocuk ölüm hızlarını azalmasına yönelik programlar, uluslararası örgütler kanalıyla da ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yeni küreselleşmeyle birlikte sunumları nedeniyle güzel çalışmalar da var ve bebek ölümlerinde azalmalar gerçekleşti. Yani küreselleşmenin olumsuz ögelerinden konuşmakla birlikte artı değerlerine de atıfta bulunuyoruz. Yalnız mesela tütün oranlarında belirli bir oranlar var. Sağlıkla ilgili bir araştırma. Evet, eğitim alanında ciddi sorunlar var. Ama Türkiye'deki istatistiklerde 2014-2015 yılı okul sayısı olarak belirli artımlar olmuş. Onlar var ama artık dayanma limitlerimizi zorlamayacağım. Örgün eğitim, bunları geçelim. Geçmeyelim ama geçelim çocuklar, arkadaşlar. Evet, mesela katı toplumsal cinsiyet, küreselleşmenin artı değerleri çocuk yaştaki erken gebeliklerle ilgili programlar var, önlenmesine ilişkin. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmemesi, çünkü annelikle ilgili, nitelikli annelik kavramları ve bedensel gelişimleriyle ilgili tıp alanındaki gelişmeler ve ruhsal sağlık açısından yapılan araştırmalarla buna ilişkin politika güden uluslararası örgütler, mesela UNICEF gibi kız çocuklarının okutulması, ergen yaşta evlendirilmemesi gibi uluslararası ve küresel düzeyde projelerle birlikte yaklaşımlarla bölgesel olarak çalışmaktalar. Ve yani bir genç yaşta anne olan bir kadın ne yapıyor? Çalışma yaşamından çekiliyor ya da daha düşük profillerde işlerde çalışmak zorunda kalıyor ya da eğitimlerini bırakıyorlar. Daha gelişkin bir çalışma ya da eğitim alma olanakları varken daha düşük profilde işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Evet, şimdi bir de gelelim internete. Şimdi hiç kardeşi ya da yeğenleri olup da bir yaşında olan var mı? Evet. Yemek getirirken ne yapıyor? Bu kardeşiniz mi, yeğeniniz mi? Efendim? Kuzeniniz. Onun annesi ne yapıyor yemek yiyen bir çocuğa? Efendim? Televizyonun karşısında oluyor. Biraz daha varsın ailelerde anneler ne yapıyor? Bir yaşındaki çocuğuna yemek yedirme sorusu. iPad'ini açıyor. iPad'inde orada çocuklar bakıyor. Benim kız kardeşimin bir çocuğu var. En son benim ne yapıyorsun? Ama yemek yemiyor başka türlü. Böyle müzik dinliyor ve böyle çocuk da kendiliğiyle çok güzel. Benden iyi iPad kullanıyor çocuk. Şu anda 3 yaşında. Yemeğini yerken son yapılan çalışmalarda özellikle hiperaktivite ve dikkat dağınıklığında bu kadar akışkan zeminli şeylerin,
bilgisayar oyunlarının ve programlarının çocukların çocuklarda nörolojik değişimlere neden olduğu ile ilgili araştırmalar var. İnternette kalma, işte çocuk uzun saatler boyunca televizyon karşısında kalma, bunların internet bağımlılığı ya da televizyon bağımlılığı gibi birçok küreselleşme ve bilişimin farklı sorunları var. Mesela sosyal medyada, sosyal medya üzerinde işlenen cinsel içerikli suçlar arttı, bilişim suçları var. Sosyal medyada özellikle çocukların istismar ve mağdur edildiği, tehdit edildiği, cinsel içerikli resimlerinin çekildiği suçlarda artış var. Önceki yıllarda böyle bir suç yoktu. Çünkü sadece televizyon belirli zamanlarda yayın yapardı. Bundan hatırladım 40 sene öncesinde. Ya da ondan önceki Türkiye tarihine baktığımız zaman cep telefonu hırsızlığı diye bir suç yoktu. Ne zaman bu bilişimle ilgili gelişmeler ve teknolojik kullanımlar olmaya başladı, suçların nitelikleri de arttı ve etkileri de arttı. Bir çocuk, size bir şey gösterecektim, unuttum ona. Çantam orada değil mi? Peki. Orada bir çantamı bana verebilir misiniz? Şu çantamda. Size özellikle bir farklı eğitim programlarında gösteriyorum. Birçok kişi biliyor ama bilmiyor. Evet. Bu elinde gördüğünüz bilen var mı? Sohbet, harikasınız. Ama birçok çocuk bunu bilmiyor. Nasıl sarıldığını, nasıl atıldığını bilmiyor. Peki bunun ne yararı var bu başı? Onu çevirmek zor. Küçük çocuklarda küçük motor gelişimi çok önemli bir beyin gelişimiyle ilgilidir. Bu sarma işlemi, aslında parmakları kullanma, beynin kıvrımlarını hareket ettirme işlemleri vardır. Ama her şeyden önce bu topaç ucuza maliyetli bir şey. Ucuzdur bu. Bir ağaç diş parçası buldum, onu çevirir, yapar. Bu tabii biraz bu fabrikasyon işi bir topaçtı. Bir UNICEF'in bir toplantısı sırasında Gaziantep Belediyesi, orada yabancı konuklar da vardı. Toplantı değil, özür dilerim. Çocuk İstismar Kongresi'nde dağıtılmıştı bu yıllar öncesinde. Birçok yabancı konuk, işte onların ülkesinde olmayan konuklar var. İtalyan'da hatta gösterdiler bunu. Bakın bir çocuğun dünyasındaki en temel hayal gücünü geliştiren, toplumsallaşmasını sağlayan en önemli unsur oyundur. Biliyoruz ki kentleşmeyle birlikte çocukların boş zamanlarını değerlendireceği alanların azlığı ve çocukların kentte odalar içerisinde tıkılıp kalması dediğimiz, kendi kızım da öyle tıkılıp kaldığı için evin içerisine, çoğu ebeveynler daha kolay, daha çocuk gelişimine katkı sağladığını, biraz daha yardımcısı ya da bir ortamda yoksa birçok çocuğu varsa televizyon karşısında kolaylık sağlamak amacıyla çocukları tutuyorlar. Ya da çocuklar anne ve babanın yanında değil, birçoğunuz da belki öyle yapıyorsunuz. Diğer odanızda internet başında genç arkadaşlarımız saatlerce, günlerce kalarak bilgisayar oyunların devam ettiren, hiç uyumadan devam ettiren bilgisayar oyunları var. Bunların kişilerin uyaranlar açısından, gerek çocuklar açısından, evde internet olmadığı zaman çocukların internet kafelerde olması, uygun olmayan rol modelleri veya cinsel içerikli programları görmeleri, aynı zamanda biliyoruz ki bilgisayar, hepiniz şu anda otur evinizden X üniversitesindeki bilmem bir makaleye girebilirsiniz. Nasıl tezler yapılmış onu çalışabilirsiniz. Ama bunun kullanılmanın çocuğun gelişimiyle kontrolü olmadan, uygun olmayan denetimi olmadan ya da kişilik gelişimi tam tamamlanmamış bir çocuğun böyle riskli ortamlarda kalmasıyla ne tür durum ortaya, rol modeller değişiyor. Rol modellerle birlikte, televizyon dizileriyle birlikte, mesela ben bir dönem çocuk mahkeme, yani bunu tabii o dizinin ismini vermeyeceğim ama çok yıllarca devam eden bir Türk dizisiydi. Şimdikiler de öyle galiba, izlemiyorum. Çok yıllarca devam ediyor. Çocukları tanıdık geliyor. Mahkemede çalışıyorum suça sürüklenen çocuklarla. Çocukların hepsinde bir bende bir yüzlerinde bir aşinalık var. Kıyafetlerinde bir, diyorum bu bana birini çağrıştırıyor.
Ve sonradan anladım ki çocukların hepsinin saç kesimi, ceket giyimi, rengi o televizyon dizisindeki kişiyle alakalıydı. Kişiyle ilgili yorumu yapmayacağım. Çünkü o rol model değeri, yükseltilmiş bir rol model değeriydi. Ama o kişinin daha çok bütün sorunları silahla çözme modelini gerçekleştirmişti. Ve yürüyüş tarzı bütün çocuklarda aynı tipti. Omuzların çıkışı, yürüyüşü gibi. Bu bir kültürlenmenin ve kültürlenmeyi de etkileyen bir unsur. Birçok ev kadınının programlar, tabii bu yine televizyon programları arz ve talebe göre de değişti ve reyting için değiştiği için değerlerle ilgili, hani biraz önce de konuşuldu arkadaşlarımız, değerlerle de ilgili farklı. Bir bakıyorsunuz yoksul ama evde o televizyon dizisindeki bir kullanılan bir örtünün evde olması. Halısı yok şey, ya da evde diğer unsurlar yok. Mesela yer çıplak ama masa üstünde öyle bir örtü var ki televizyonda bir bilmem filan dizisinde görülmüş bir örtü gibi. Yani çok da minimalize ettim. Bu kadar şey örtü şeklinde indirgediğim konu aslında rol model veya davranış stillerini ailelerin alması. Ama en temeli çocuk yetiştirmeyle ilgili sıkışmış kültürel değerler içerisinde değer yıkımıyla da ilgili. Çocukların konuşma üsluplarına yansıyan, Türkçe'nin kullanımından tutun, birçok jargonsal değişimde bilgi iletişiminde by birçok kısaltılmış cep telefonlarında zaman içerisinde kullanılan iletişim yöntemleri gibi birçok unsur aslında günlük hayatıyla birlikte hepimizin içine giriyor. Ama en temel olarak çocuk ve gençler üzerinde bedensel, ruhsal ve sosyal sağlıkları içinde risk edici unsurlar olabiliyor. Evet. Bitmek üzere. Hızlandırdım. Evet. Bitirdim. Çok hızlı bir son yapmışım galiba. Şimdi bunu tabii öncelikle hakikaten çok özür diliyorum size. Bugünkü sizleri gerçekten burada kalanların sağlığına teşekkür ediyorum. Daha konforlu, daha ayrıntılı bir sunum yapamadım. Konsantrasyonum ve yaşadığım güçlükler nedeniyle. Sabrınız için teşekkür ediyorum ama en temel şunu söyleyeyim, vurgulamak, son sözü söyleyeyim hadi. Şişman Kadın Operası'ndaki sözü söylediği gibi, şarkısını söylediği gibi. Çocuğun yaşama ve gelişme hakkı çok önemli. Tüm unsurlar, sosyal politikalar, eğer çocuklar varsa biz çocukları konuşabiliriz, gelecek nesli konuşabiliriz. O yüzden de temel yaşam ve yoksullukla ilgili politikaları çok önemsiyoruz. Ve bu politikaların gelişmesi için de sosyal hizmet uzmanlarının çok önemli bir fonksiyonu olduğunu bildiriyorum. Ya da düşünüyorum açıkçası. Bir mesleki şövalistlik değil ama sosyal hizmet uzmanı arkadaşlar özellikle yoksulluk çıkışlı sorunlar üzerine iyi gitmeli, sivil toplum örgütlenmeleriyle sosyal politikalara gelişmesine destek vermeli. Hepinize çok teşekkür ediyorum, afiyet olsun.